Merhaba sevgili arkadaşlar. Mikro iktisat derslerine devam ediyoruz. Bu derste konumuz bütçe kısıtı fonksiyonu. Bütçe kısıtı fonksiyonunu hem cebirsel olarak hem de geometrik olarak tanımlayacağız. Daha sonra bütçe kısıtı fonksiyonu ve farksızlık eğrilerini birlikte kullanarak tüketicinin en yüksek fayda düzeyine nasıl ulaşacağını teorik olarak inceleyeceğiz. Derse geçmeden önce henüz kanala abone olmayan arkadaşlarımı kanala abone olmaya davet ediyorum. Destekleriniz derslerin düzenli devam etmesi açısından çok önemli arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle bütçe kısıtı fonksiyonunun tanımıyla başlayalım arkadaşlar. Tüketicinin gelirinin tamamını harcayarak fiyatları veri olan yani fiyatları belli olan iki maldan satın alabileceği bileşimleri gösteren doğru bütçe kısıtı olarak adlandırılır veya bütçe doğrusu olarak adlandırılır arkadaşlar. Bütçe kısıtını bir denklemle göstermek istersek M eşittir PX çarpı X artı PY çarpı Y şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Bakın burada M harfi money'nin M'si diye düşünebiliriz. Parasal geliri yani belli bir tüketicinin belli bir zaman dilimi içinde elde ettiği geliri PX X malının fiyatını X X malından yapılan tüketim miktarını PY Y malının fiyatını ve Y de Y'den yapılan tüketim miktarını gösterir. Dolayısıyla PX ile X'i çarptığımız zaman X malına tüketicinin yaptığı toplam harcamayı buluruz. PY ile Y'yi çarptığımız zaman da Y malına yapılan toplam harcama bulunur. X malına yapılan toplam harcamayla Y malına yapılan toplam harcama tüketicinin parasal gelirine eşit. Tüketicinin 1000 liralık bir parasal gelire sahip olduğunu, X malının fiyatının 200 lira olduğunu, Y malının fiyatının da 250 lira olduğunu varsayalım arkadaşlar. Böyle verilmiş olsun. Sorularda bunlar hazır olarak verilir. Tüketici tüm gelirini X malına harcarsa, yani hiç Y malı tüketmezse, o zaman kaç birim X malı tüketebileceğini bulmak için bütçeyi, parasal bütçeyi X malın fiyatına bölmek gerekir. Tüketicinin parasal geliri 1000 lira olduğuna göre 1000 bölü X malının fiyatı 200 lira olduğuna göre 1000 bölü 200'den bu tüketici en fazla 5 birim X malı kullanabilir, tüketebilir. 5 birim X. 5 birim X malı kullanabilmesi için, tüketebilmesi için hiç Y malı tüketmemesi gerekir. Anlaşıldığı gibi. Peki tüm gelirini Y malına harcarsa, tüm gelirini Y malına harcadığı zaman da 1000 bölü 250'den bu temsili tüketici en fazla 4 birim Y malı kullanabilir, tüketebilir. 4 birim Y malı kullanabilmesi için hiç X malı kullanmaması gerekir. Şimdi bu verileri X ve Y eksenleri üzerinde gösterelim ve bütçe kısıtını çizelim arkadaşlar. Tüm gelirin X malına harcandığı durumda maksimum 5 birim X malı tüketilebildiğini, tüm gelirin Y malına harcandığı durumda da maksimum 4 birim Y malı tüketilebildiğini az önce hesapladık. Bu 4 ile 5'i birleştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi negatif eğimli doğrusal bir fonksiyon elde ediyoruz. İşte bu fonksiyona bütçe kısıtı adını vereceğiz arkadaşlar. Mesela bu kırmızı çizgi üstündeki şu nokta, buna A noktası adını verirsek, tüketicinin bütün gelirini harcadığını gösterir. Nasıl? A noktası dediğimiz yer 4 tane Y malı tüketmek anlamına geliyor. 4 tane Y malı da 1 adet Y malı 250 lira olduğuna göre 4 çarpı 250'den 1000 lira demek. Benzer şekilde şuradaki diyelim B noktası diyelim bu noktaya da. B noktası da tam 1000 liradır. Çünkü B noktası 5 tane X malı demek. 5 tane X malı da 5 çarpı 200'den yine 1000 lira eder. Peki bu kırmızı çizgi üstündeki diğer noktalar milimetrik ölçüm yapılırsa diğer tüm noktaların da tam 1000 lira edeceğine emin olabiliriz. Şöyle bir kontrol yapalım. Mesela kırmızı doğrunun tam ortasına denk gelen yerde
Yani x malından 2,5 birim, y malından da 2 birim tüketildiğini varsayalım. Bu durumda şu c noktasında tüketicinin 2 adet y malı, yani 2 çarpı y'nin fiyatı 250 idi, artı 2,5 adet x malı, yani 2,5 çarpı 200 harcadığını görürüz. Ve bu işlemin sonucunun da 1000 lira olduğunu kolayca görebiliriz. Bu kırmızı çizgi üstündeki bütün noktaların A gibi, C gibi, B gibi veya başka herhangi bir noktada seçebiliriz. Mesela şurada bir nokta seçsem, buna da diyelim D noktası adını versem, tüketiciye tam 1000 lira harcattığı açık. Bu kırmızı çizginin üstündeki bütün noktalar tüketicinin gelirini, dikkat ederseniz, parasal olarak değil, mal cinsinden ifade ediyor. Yani şu 4 sayısı tüketicinin gelirinin mal cinsinden ifadesidir. Yani reel gelirdir arkadaşlar. Yani gelirimiz 1000 lira fakat reel gelirimiz 4 birim Y malı kadar. Gelirimiz 1000 lira, parasal gelirimiz, nominal gelirimiz 1000 lira. Fakat reel gelirimiz 5 tane X malı alacak kadar. Parasal gelirimiz 1000 lira fakat reel gelirimiz 2 tane Y malı ve 2,5 tane X malı alacak kadar diye okunur. Bütçe kısıtı tüketicinin reel gelirinin ifadesidir. Bütçe kısıtının üstündeki tüm noktalar tüketicinin bütün parasını harcadığını ifade eder diyebiliriz. Bütçe kısıtının sağında kalan bir nokta neyi ifade eder ona bakalım. Mesela E gibi bir nokta ne anlama gelir? Arkadaşlar E gibi bir nokta gördüğünüz gibi kırmızı bütçe kısıtının sağında dışında kalıyor. Ve E noktasının ifade ettiği tüketim bileşimine baktığımız zaman şöyle aşağı indiğimde 2,5 birim X malına ve şöyle aşağı yukarı denk geldiği yere göre söylüyorum. 4 tane de Y malına karşılık geliyor. 4 tane Y malının zaten 1000 lira ettiğini, 2,5 birim X malının da 500 lira ettiğini bildiğimize göre E noktası tüketicinin bütçesini aşan bir noktadır. Yani tüketici bütçe kısıtının dışındaki noktalarda tüketim yapamaz. E noktası gibi diğer tüm kırmızı çizginin sağında kalan diğer tüm noktalar tüketicinin ulaşamayacağı tüketim bileşimleridir. Tüketicinin bütçesini aşar. Bu noktada bu analizde tüketicinin borçlanma imkanının olmadığını, sadece mevcut geliri kadar tüketim yapabildiğinin varsayıldığını hemen söyleyelim. Bundan dolayı kırmızı çizginin sağındaki noktalarda tüketim yapmak imkansızdır. Peki bütçe kısıtının içindeki solundaki bir nokta, mesela şöyle F noktası diye adlandırsam, bakın F noktasındaysa diyelim burada 1 yazıyor. 1 birim X malı ve 2 birim Y malına karşılık geliyor. 1 birim X malı 200 lira, 2 birim Y malı 500 lira yaptığına göre bu F noktası 700 liraya karşılık gelecektir. Tüketicinin bütçesi 1000 lira olduğuna göre 700 liralık bir harcama tüketiciyi mümkün olan en yüksek faydaya ulaştırmayacağı için tercih edilmez. Buradan hareketle şöyle bir varsayımın da geçerli olduğunu anlıyoruz. Modelde tasarruf yapma imkanları da yok varsayılmıştır. Yani bugün paranın bir kısmını harcamayıp ileride harcayarak daha yüksek fayda elde etmek gibi bir durum bu analizde yok. Biz tüketicilerin doyumsuz olduğunu varsaymıştık önceki derslerimizden hatırlayacaksınız. Dolayısıyla tüketici elindeki paranın tamamını harcarsa en yüksek faydaya ulaşabilecektir. Tüketici dengesi analizinde bundan dolayı tüketici her zaman şu kırmızı ile çizdiğimiz bütçe kısıtı üzerinde bir noktayı tercih edecektir. Tabii kendisine en yüksek toplam faydayı sağlayacak şekilde. Buradan hareketle şu genellemeleri yapabiliriz. Bütçe kısıtının üstündeki tüm noktalarda, yani A gibi, B gibi, C gibi, D gibi tüketici gelirinin tamamını harcamış olur. Fayda maksimizasyonu için zaten bu bir koşul olacak. En yüksek faydaya ulaşmak isteyen tüketici tüm parasını harcamış olmalıdır. Çünkü tüketiciler doyumsuzdur.
Ne kadar çok tüketim yapılırsa o kadar çok fayda elde edilir. Varsayımımız buydu. Eğer bütçe kısıtının sağındaki dışındaki bir noktayı inceliyorsak, E gibi, tüketici bu noktada tüketim yapamaz. Çünkü bütçe kısıtının sağında kalan noktalar tüketicinin gelirini aşar. Tüketicinin geliri bu tüketimleri yapmaya yetmez. Bütçe kısıtının solunda kalan, içinde kalan noktalarsa F gibi, bu noktalarda tüketici gelirinin tamamını harcamamıştır. Gelirin tamamını harcamadıysa en yüksek faydaya ulaşmış olamaz. Tüketicinin dengeye ulaşması için gelirin tamamını harcamış olması gerekiyor. Yani tercih edilecek noktalar bütçe kısıtının üstünde olacaktır mutlaka. Buna karşılık bütçe kısıtının sağındaki noktalar tercih edilmez. Çünkü edilemez, tüketicinin bütçesini aşar. Bütçe kısıtının solunda kalan noktalarsa gelirin hepsini harcatmadığı için tüketici tarafından yine tercih edilmeyecektir. Bu solundaki noktalar da yine tüketim analizinde en yüksek faydaya ulaşmayı mümkün kılmaz. Bu üçlü değerlendirme çok önemli. Bakın şurada da tekrar vurgulayabiliriz. E noktası tüketicinin bütçesini aşıyor. F noktası paranın hepsinin harcanmadığını gösteriyor. Ama A noktası, C noktası, D noktası veya B noktası gibi kırmızı çizginin üstündeki noktalar tüketicinin tüm gelirini harcadığını gösteriyor. Bütçe kısıtı fonksiyonunun eğimini inceleyelim arkadaşlar. Negatif eğimli bir fonksiyonla karşı karşıya olduğumuz açık. Bu fonksiyonun eğimini bulabilmek için delta y bölü delta x işlemini yapmamız lazım. Hatırlayacağınız gibi eğim bir fonksiyonun yatıklık diklik ölçüsüydü. Fonksiyonun yatay eksenle yaptığı açının, diyelim bu açıya alfa diyoruz, bu açının tanjanta eğimi verir. Yani karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Karşı dik kenar 4, komşu dik kenar gördüğünüz gibi 5. Karşı dik kenar tüm gelirin Y malına harcandığı durumdaki tüketimi gösteriyordu. Eğer Y malının tüketimi 4 ise X malı tüketim miktarı 0'dır. Y malının tüketim miktarını 4'ten 0'a düşürürsek X malının tüketim miktarı 0'dan 5'e çıkar. İşte o yüzden delta Y bölü delta X 4 bölü 5'tir ve başında eksi vardır. Yani 4 birimlik Y malı tüketimi azalışı 5 birimlik X malı tüketimi artışına yol açar. Peki bu 4 sayısının nasıl bulunduğunu görmüştük. Bakın hala ekranda. 4'ü bulmak için bütçeyi yani M'yi Y malının fiyatına bölmüştük. M bölü P'ye. 5'i bulmak için de bütçeyi X malının fiyatına bölmüştük. M bölü P X. Şuradaki eksi işareti unutmayalım. Bakın bu işlem eksi M bölü P'ye çarpı PX bölü M şeklinde yazılabilir biliyorsunuz. Burada M'lerin karşılıklı olarak birbirini götüreceğini görebiliriz. Şöyle yapalım. Bakın bu M ve bu M gider. Bu durumda bütçe doğrusunun, bütçe kısıtının eğimi nedir sorusunun cevabına şöyle ulaşmış oluyoruz. Bütçe kısıtının eğimi yani bizim bu 4 bölü 5 dediğimiz eğim aslında X malının fiyatının PX, Y malının fiyatına oranının negatif işaretlisidir. Yani PX bölü PY çok önemli bütçe kısıtının eğimi oluyor. Fonksiyonun eğiminin eksi 4 bölü 5 olduğunu görmüştük. Peki x malının fiyatı, x malının fiyatı 200 liraydı. Bakın şuradaki örnek. Y malının fiyatı da 250 idi.
Bakın 200 bölü 250'yi eksi 200 bölü 250'yi sadeleştirdiğimizde yine eksi 4 bölü 5'e ulaşıyoruz. Eğim değerini eksi 4 bölü 5 olarak ifade edebileceğimiz gibi elbette eksi 0,8 olarak da ifade edebiliriz. Bu dersimizde bütçe kısıtı fonksiyonunu incelemeye başladık arkadaşlar. Bütçe kısıtı fonksiyonu tüketicinin parasal gelirinin tamamını kullanarak tüketebileceği alternatif X ve Y malı miktarlarını gösteriyor. Bütçe kısıtı fonksiyonunun üstündeki tüm noktalar tüketicinin satın alma gücünü yani reel gelirini ifade ediyor. Bunu gördük. Bütçe kısıtının sağında kalan, dışında kalan noktalar tüketicinin parasal gelirini aşan noktalardır. Bu noktalarda tüketim yapmanın imkansız olduğunu gördük. Bütçe kısıtının solunda içinde kalan noktalardaysa tüketici gelirinin tamamını harcamadığı için fayda maksimizasyonu için bu noktalarda tercih edilmez. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.